arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle şiş ile yapılan modellerimizden bir tanesini çalışacağız. Modelimizi hem yetişkin örgülerinde hem de bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bayan erkek fark etmez renklere göre kullandığımız ve ördüğümüz zaman modelimiz gayet güzel olmakta. Arkasını çevirip bakacak olursak arkasından işlem gerektirmeyen sadece bütün ilmekleri ters olarak ördüğümüz modelimizde sadece ön sıramızda işlemimiz Yapıyoruz ve görmüş olduğumuz gibi bir sıra kurduktan sonra diğer sırada kaydırma yapıyoruz sonra tekrar birinci sırada kurduğumuzu üçüncü sıramızda ikinci sıramızda kurduğumuz ise dördüncü sıramızda kurarak e, modelimizi büyütüyoruz evet modelimizi şöyle yandan da görecek olursak bakınız gayet hoş güzel kabartıları olan petek yoğunluğu belli olan güzel bir çalışma evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin Evet modelimizi kurmak için ben bir ters bir düzden e, oluşan birkaç sıra lastiğimi ördüm. Sizler dilediğiniz lastiklerle e, modelimizi kurabilirsiniz. Dilerseniz haroşa, dilerseniz e, hangi tür lastik olursa olsun hiç fark etmez. Modelimizin güzel görünmesi adına bu şekilde biraz yükseklik oluşturdum. Örgümüzün şu an bakınız ipimiz sol tarafta ve düz yönündeyiz. Modelimizi düz yönden yerleştirmeye başlıyoruz. Evet modelimizde birinci ilmeğimi Örmeden şişime aktarıyorum. İkinci ilmeğimi örmeden yine şişime geçirmem gerekiyor. Yalnız ipimi öne alıyorum. Şişime şu şekilde örüyor gibi takıyorum. İkinci ilmeğimi şişime geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi şişime geçiriyorum. Bu esnada da ipim örgümüzün ön yüzünde. Bakınız bizden tarafı olan yüzünde. Üç tane ilmeğin önünden bu şekilde ipimi uzattıktan sonra bir tane düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakınız ipimi elimle şöyle tutuyorum. İkinci ilmeğimi şişime takıyorum. Üçüncü ilmeğimi tekrar şişime takıyorum. İpim ön tarafta durmakta. İpimi bu kez arkaya geçiriyorum. Ve bir tane düz örüyorum. Üç tane ilmeğimi örmeden ipimi öndeyken alıyorum. İpimi arkaya geçirip bir düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Üç tane ilmeğimi bir, iki ve üç örmeden öne aldım. Arkaya ipimi aldım ve bir düz ördüm. Tekrar ipim önde. Örmeden birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğimi şişime aktarıyorum. İpimi arkaya geçirip bir tane düzümü örüyorum ve ipim bu şekilde önde durmakta. Ve tekrar ipimi öne geçiriyorum. Birinci ilmeğimi örmeden, ikinci ilmeğimi örmeden, üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada bir tane düz. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1 2 3 ipimi önde ipimi arkaya alıyorum bir tane düz örüyorum ve bu şekilde bakınız sıramızın sonuna doğru ilerliyoruz hemen sona kadar gelelim İpim önde 1 2 3 bir tane düz örüyorum ipimi arkada tekrar 1 2 3 ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum bu şekilde Birinci sıramızı tamamlıyoruz. Birinci sıramıza baktığımızda bakınız uzun uzun ilmekler ve birer örülmüş tek ilmekleri görmekteyiz. Üçün önünde uzun ilmekler bir tane düz. Üç tane ilmek önünde uzun ilmeğimiz bir tane düz. Örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz. Arka yönde bakınız ters ilmeklerimizi görmekteyiz. Baştan sona hiçbir işlem yapmadan ters olarak ikinci sıramızı örüyoruz. Hiç işlem yapmıyoruz. Bakınız ters. Bütün ilmeklerimizi hangi yönden alıyorsanız ama ters olacak şekilde örelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde şu uzatmış olduğumuz ilmeklerin yine aynı yerden uzatıyoruz ve iki tane bu şekilde uzun ilmeğimiz oluyor. Düz ördüğümüz yeri tekrar düz olarak örüyoruz. Üç tane ilmeğimizin önünden ipimizi uzatmıştık. Yine oradan ipimizi uzatıyoruz. Hemen birinci ilmeğimi örmeden şişimi takıyorum. Bakınız boş alıyorum ve başlıyorum. Bakınız ipimi öne alıyorum. Örmeden 1 2 3 ilimle de şu şekilde yardımcı oluyorum bakınız. Bırakıyorum ipim arkaya gidiyor. 2 kat olarak ipim uzanmış oluyor. Bir tane düzümü yine aynı ilmekten örüyorum. Farklı ilmeklerden düz yapmıyoruz. Hiç hiç düzenimizi bozmuyoruz. İpimi öne alıyorum. Örmeden aktarıyorum. 2 3 ipimi tekrar arkaya alıp bir düz örüyorum ipim önde 3 tane ilmeğimi alıyorum bakınız dördüncü ve tek örülmüş ilmeğimi yine düz olarak örüyorum ipimi tekrar ardına git öne geçiriyorum arkaya geçiriyorum bir düz ipim önde 1 2 3 ipim arkada bir düz örmeden 3 ilmeğimizi 1 2 3 bir tane düz 3 tane 1 2 3 bir önceki sıradaki uzattığımız yerde uzatıyoruz ve ördüğümüz ilmeğimizi örüyoruz 3 ve son ilmeğimi örüyorum şu şekilde iki sıra ilmeklerimizi uzattık ve aradaki birer tane ilmeğimizi düz ördük 3 ilmek uzattık dördüncü ördük 3 ilmek uzattık dördüncü uzattık ve ilmeklerimizi örmeden şişimizi aldık arkayı çeviriyorum arkada Şöyle gördüğümüz zaman bütün ilmeklerimizin ters olduğunu görüyorum. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle ters olarak örelim. Birinci ilmeğimi örmeden aldım ve tamamen ters olarak arkamızı örerek tamamlayalım. Evet, tekrar ön yüzdeyiz ve e, ön yüzde modelimizi artık kapatmaya başlayacağız. Şu şekilde modelimize bakalım. Birinci ilmeğimizi örmeden boş alıyoruz. Üç tane olan ilmeğimizi şu şekilde önünden ip geçirmiştik. Tam ortadakinden, bakınız, şu şekilde altından alarak ortadakiyle toparlıyoruz. Sonrasında bir sonraki gelen ilmeğimizi ortadaki düz olarak ördüğümüz ilmeği ve birinci ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine ortadaki ilmeğimizi de toparlıyoruz. Hep ortadaki ilmekle toparlayıp şu şekilde yukarıya doğru çekip öreceğiz. Şimdi örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Bakınız 3 tane ilmeğimizin ilkini düz ördüm. İkinciyi şu şekilde iplerimin altından giriyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum ve altından geçiyorum bakınız şu şekilde altından geçiyorum ve bir daha örmüyorum bakınız bu, bu şekilde yeter ilmeğimin de içinden geçtim hemen bir solunda sondakini örüyorum normal ilmeğimi örüyorum yine diğer grubuma geçiyorum ve ilmeğimi örüyorum tam ortadaki ilmeğimin ikisinin altından giriyorum tekrar altından çıkarak örüyorum diğer 3 ilmeğimi örüyorum tam ortadaki ilmeğimin bulunduğu yere geliyorum alttan giriyorum ilmeğimin içerisine girdikten sonra örüyorum ipimin de uzattığım iplerin de altından geçiyorum tekrar sıradaki 3 ilmeğimi örüyorum tam ortadaki ilmeğimi altından giriyorum ilmeğimin içerisine girerek düz örüyorum ve uzattığım ilmeklerin altından çıkıyorum ve tekrar aradaki 3 ilmeğimi örüyorum Ortadaki ilmeğimin altından girip iki tane ipimi alıyorum. Sonra ilmeğin içerisine örüyorum. Bakınız önce ilmeğimin içerisinden çıkarken uzattığım iplerin de altından geçiyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Ortadaki ilmeğimin altından iplerimin giriyorum. Ilmeğin içerisine ilmeği örüyorum. İyice çıkmıyorum bakınız. Hemen iplerin altından geçerek devam ediyorum 2 ve 3 alıyorum 2 ilmeğimi şu şekilde altından giriyorum ilmeğimi örüyorum hemen altından geçiyorum ve diğer ilmeği boşaltıyorum 1 2 ve 3 hemen alıyorum şu şekilde en son olduğu için şöyle hemen geriliği için ördüm İki ilmeğimi yine örüyorum ve bu şekilde ilk toparlama işlemimizi yaptık. Bakınız çok hoş oldu. Şimdi arkasını çeviriyorum. Şöyle bir görelim öncesinde. Bakınız altından alarak tam ortadakini yine düz olarak ördük. Bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde tamamladık. Arkayı çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak bir uçtan diğer uca kadar örerek getiriyorum. Ters, ters hepsini ters hiç işlem yapmıyoruz. Arkada bütün örgümüz bitene kadar tamamen ters örüyoruz. Sadece ön yüzde işlemimizi yapıyoruz. Evet yeniden ön yüzdeyiz. Kapatıktan sonra bakınız. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Burada kaydırma işlemimiz çok çok kolay. Hiç e, kafamız karışmasın. Bakınız burada yapacağımız işlem. Bir tane ilmeğimizi örmüştük. Diğer üçünün önünden ilmeklerimizi uzatmıştık. Bakınız öreceğimiz ilmeklerimiz şu bir önceki e, sıramızda kapamış olduğumuz tam ortadan almış olduğumuz ilmekten sonraki 3 tane ilmeğimiz geliyor. Bakınız bir kapadığımız ilmekten diğer kapadığımız ilmeğe yine örüyoruz. Arasındaki 3 ilmeğin önünden ipimizi geçiriyoruz kapadığımız ilmekten diğer kapadığımız yani ortadan alarak kapamıştık bakınız diğer aradaki 3 ilmeğin önünden ipimizi geçiriyoruz bakınız bir kapadığımızda hiç kafamız karışmasın lütfen çok çok kolay bakınız bir aldığımızdan diğer aldığımızda şu şekilde ortadaki 3 ilmeğin önünden ipimizi uzatıyoruz hemen örmeye başlayalım yeniden modelimizi kuralım birinciyi örmeden boş alıyorum ikinci ilmeğimi örüyorum bakınız bir önceki kapadığım ilmeğimi de örüyorum arada üç tane ilmek var diğer kapadığım ilmeğin olduğu yere kadar hemen ipimi öne alıyorum diğer ilmeklerimin üç tanesini örmeden şişime takıyorum ve ipimi şöyle arkaya gönderiyorum kapadığım ilmeği tekrar örerek bakınız modelimi bu şekilde kaydırmış oluyorum Tekrar devam ediyorum. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. 2 ve 3. Bir tane düz. Tekrar 1, 2, 3. Bir önceki kapadığım ilmek. Geçiriyorum ipimi arkaya. ve Bir tane düz. Bakınız aradaki bir kapadığımdan diğer kapadığımı aradaki 3 ilmeğin önüne ipimi alıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar arkaya bir düz, bir, iki ve üç bir düz. İpim önde örmeden alıyorum. Bir tane düz, üç tane aradaki ilmeğimin hemen önünden ipimi uzatıyorum. Bir düzümü örüyorum ve iki tane ilmeğimi de örüyorum. Modelimi kaydırarak yerleştirdim. Şimdi arkayı çeviriyorum. Birinci sırayı uzattıktan sonra arkadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece ön yüzde modelimizi çalışıyoruz. Arka yönde hiçbir işlem yapmıyoruz. Başa kadar örelim. Arkadan bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve önden uzatmış olduğum ilmeklerin önünden yeniden ilmeklerimi uzatarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bir tane ilmeğimi yine örmeden alıyorum hemen bir iki ilmeğimi örüyorum bakınız bir ilmekten diğer ilmeği alıyorum bir iki üç yani bir kapamıştık diğerini ipimi arkaya geçiriyorum bir düzümü örüyorum tekrar üç ilmeğimin önünden ipimi uzatıyorum İpim arkada bir düz tekrar önde bir iki ve üç tekrar ipimi arkaya alıyorum 1 2 ve 3 ikinci Evet yarım almayalım bir tane düz 3 ilmeğimi ikinci kez aynı yerden uzatıyorum bir tane düz 3 ilmeğimi örmeden alıyorum ipi markaya geçiriyorum bir düz örüyorum 3 tane ilmeğimi bir tane düz ve son iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve şu şekilde Modelimize bakıyoruz. İki tane ilmeğimizi yeniden e, kurduk. Şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. İkişer bakına sıra ilmeklerimizi uzattık. Ve arada birer düzümüzü görmekteyiz. Şimdi 3 tane ilmeğimizin ortasından yine kapatıyoruz. Aradakilerini örüyoruz. Tam ortadakini şu şekilde bakınız orta ilmeğimizde kapanma işlemini yapıyoruz orta ilmeğimizde kapanma işlemini yapıyoruz aradaki ilmeklerimizi ise düz olarak örüyoruz Evet birinci ilmeğimi örmeden alıyorum kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum bakınız üç tane ilmeğimin önünden ip uzattığım ilmeğimizin birincisini örüyorum ikinci ilmeğimi örmeden önce iki uzattığım ilmeğin altından giriyorum İkinci ilmeğime giriyorum önce örüyorum bakınız sonra hemen altından geçiriyorum ve ilmeğimi boşaltıyorum 1 2 3 tane ilmeğimi örüyorum tam ortadaki ilmeğimin yine altından uzattığım ilmekleri alıyorum ilmeğimin içine giriyorum ilmeğimi örüyorum altından çekiyorum Tekrar aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tam ortadaki ilmeğimin altından giriyorum. İlmeğimi alıyorum, örüyorum. Diğerinin altından. 1 2 ve 3 altından düz alıyorum, geçiyorum. Tekrar 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde bakınız. Hemen modelimiz kendisini gösterdi. Tam ortadaki ilmeğimin altından giriyorum içinden bakın girdim hemen aldım ve devam ediyorum altından giriyorum alıyorum hemen geçiriyorum ve sıramı tamamlıyorum arkadan da ters olarak örüyorum Evet modelimizin arka yönden de ters ördükten sonra tekrar ön yüze geldim ön yüzde bu kez birinci sıramızdaki yerleştirdiğimiz şekliyle modelimizi yerleştirmeye başlayacağız bakınız Birinci sırada yerleştirdiğimiz gibi ördükten sonra tekrar ikinci sırada yerleştirdiğimiz gibi yani modelimizi kaydırarak ilerleteceğiz. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Hemen sıradaki üç tane ilmeğimin önünden ipimi uzatıyorum ve birinci sırada yapmış olduğum işlemlerimi birebir tekrar ediyorum. Hemen başlayalım. Birinci ilmeğimi aldım. İpimi öne alıyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncü ilmeğimi örüyorum. Bakınız. Aradaki ilmeklerimizi bir kapadığımdan diğer kapadığıma olan ilmeklerimin önünden geçiriyorum. 3 ilmeğimi aldım. Tekrar bir düz öne alıyorum. 2-3 arkaya alıyorum. Bir düz bu şekilde biraz daha örelim ve modelimizi büyütelim. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde büyüterek istediğimiz örgülerde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabiliriz. Çok hoş, güzel bir model. Aynı zamanda örmesi de çok kolay bir çalışma oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek kalın mutlu kalın, görüşmek üzere.